Gazete Haber.com Türkiye Gazete Manşetleri 9 Mayıs 2016 Pazartesi. Cumhuriyet. Gül'ün eski danışmanı Sever aktrollerin başına açıkladı. Varank. Erdoğan'ın arkasındaki şebeke. Hürriyet. Naziler sahnede. Neo Nazi grupların sokağa dökülüp mülteci istemiyoruz diye eylemler yapması Almanya'daki tansiyonu daha da yükseltti. Milliyet. Hayatlarını toplayanlar. Her gün 200-250 kilo kağıt toplamak zorunda olan çocuklar kölelik şartlarında kilometrelerce yürüyor. Vatan. 12 yabancı çocuk aranıyor. ABD, AB ve Türk istihbaratı ebeveynleri tarafından Türkiye'ye kaçırılan 12 çocuğun bulunması için ortak operasyon başlattı. 3 şehirde kayıp çocukların izine rastlandı. Habertürk. Habertürk'ten iki özel pazartesi röportajı. Pratik bilgelik üstün gelir. Silivri'de ne oldu komisyonu olmalı. Sözcü. Davutoğlu'nu deviren Pelikan dosyası Boğaz'a nazır yazılmış. Pelikan yalısı. Saraya yakın iş adamları tarafından İstanbul Kuzguncuk'ta kiralanan bir yalıda aktrollerin Davutoğlu aleyhine rapor hazırladığı iddia edildi. Sabah. Kamuoyu araştırmalarının bir nolu ismi Adil Gür'ün tespiti. Türkiye başkanlık sistemine hazır. Türkiye'de güçlü başkanlık dönemi bitti. İyi anlatılırsa halkın %60'ı yeni anayasa ve başkanlığa evet der. Zaman. Siyasetin Kürt kökenli duayeni Miroğlu Zaman'a konuştu. Yeni anayasada başkanlık sistemi şart. AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, merkezinde başkanlık sisteminin olduğu yeni anayasanın şart olduğunu söyledi. Akşam, kriz yok, Erdoğan'a güven var. Kamuoyunun nabzına en iyi tutan araştırma şirketlerinin patronları AK Parti'deki nöbet değişimini akşama yorumladı. Taban Erdoğan'ı doğal lider görüyor, o yüzden herhangi bir endişe yaşamıyor. Aydınlık, Cerablus hazırlığı. Özel Kuvvetler Komutanlığı Türkiye'nin kırmızı çizgiyi ilan ettiği Fırat'ın batısındaki Cerablus'a girmeye hazırlanıyor. Bir gün. Yüksek Yargı genel seçimleri aratmayan seçim sürecinden şikayetçi. HSYK rahatsız. Siyasi partileri aratmayan kampanya çalışmalarının yargıyı ve kendilerini yıprattığını vurgulayan HSYK, seçimlerin ortadan kaldırılmasını istiyor. Yargı örgütü temsilcileri, ortaya çıkan bu karanlık tablonun yaratıcıları iktidara yandaş olan kendileri. Evrensel, savcı istismarı gizleyin dedi. Manisa Saruhan'la da 20 ilkokul öğrencisinin Türk Eğitim Sen temsilcisi Yakup Kılınç'ın istismarına uğradığı ortaya çıktı. Savcılığın aileleri bu olay Saruhanlı'nın dışına çıkmasın diye uyardığı iddia ediliyor. Güneş, Avrupa kaşınıyor. Türkiye'den terörle mücadele yasasının değiştirilmesini talep eden Avrupa, terör örgütlerine her türlü desteği veriyor. Son olarak terör örgütü PYD'nin Berlin'de temsilcilik açmasının ardından İngiltere'de terörist başı Öcalan için özgürlük istedi. Karar. Keşke o şifreyi anlasaydım. Gaziantep'teki kanlı saldırıyı gerçekleştiren bombacının babasının ifadesine karar ulaştı. Olaydan bir ay önce canlı bombaya tüm planın olduğu şifreli not geldi. Teröristin evde bıraktığı pusulayı gören baba pişmanlığını sorguda anlattı. Keşke ne olduğunu anlayabilseydim. Meydan. Merkeze sağır oda. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın ilk isteklerinden biri sağır oda oldu. Kritik toplantıların düzenlendiği ikinci kata dinlemelere karşı sağır oda yapılacak. Yeni yüzyıl. Kabine kurulur, piyasalar açılır. Başbakan Davutoğlu'nun ayrılma ve aday olmama kararı piyasalarda tedirginlik yarattı. Uzmanlar piyasadaki belirsizliğin yeni hükümetle dağılacağı görüşünde. Özgür düşünce. Unutulan esaret cümlesi gazetenin bugünkü manşeti. Özgür gündem. İşte çıkışın sırrı. Saray ülkeyi adım adım diktatörlüğe ve felakete sürüklerken yurttaşlar, barış bloku, partiler, avukatlar ve STK'ler
çıkış yolunu gösterdi. İrademize sahip çıkarak ortak mücadeleyi yükseltirsek, HDP'ye dokundurmazsak saray faşizmi çöker. Star, abiyle değil puanla terfi. Paralel örgütün kamuda haksız atamalarıyla gündeme gelen terfi sistemi sil baştan yenileniyor. Memur ve bürokratlar alacakları puana göre yükselecek veya tayin hakkı kazanacak. Başarısız olan idareci koltuğunu koruyamayacak. Takvim, işçinizi ezmeyin. Erdoğan çalışma hayatındaki adaletsizliklere dikkati çekti. İşçi ve işverenlere seslendi. Türkiye, DAEŞ ve PKK'ya operasyon. İçeride, dışarıda, havada, karada. Türkiye'yi hedef alan taşeron örgütlere yurt içinde ve sınır ötesinde ağır darbe indirildi. Vahdet, IŞİD pazar izni yaptı. IŞİD'in 18 Ocak'tan beri hemen her gün roket yağdırdığı Kilis'te halk şaşkın. Kente dün saldırı olmadı. Füze düşen değil, düşmeyen günleri sayan Kilisliler bunu iyiye yormak istese de hala tedirgin. Yarına bakış. Bacasız fabrikada alarm zilleri. Geçen yıl 500 bini aşkın turistin ayak bastığı İzmir Alsancak Limanı 2016 sezonunu açamadı. Antalya'da uçak seferlerinde %40'a varan kayıp yaşandı. Oteller zararı aza indirmek için fiyatlarında %70'e varan indirime gitti. Yeni Akit, PKK elebaşlarını ABD korumaya aldı. Kırsalda, kentte ve Kandil'de hezimet üstüne hezimet yaşayan terör örgütü PKK'nin Ferhan Hüseyin, Murat Karayılan gibi elebaşları, ABD'nin kirli işlerini yürüten paralı katiller ordusu Blackwater'ın korumasına girdi. Yeni Hayat, kupon araziler rant için peşkeş çekildi. Yağma sırası mahallede. Yeni Şafak, PYD'ye de angajman. Türkiye, IŞİD'e uyguladığı angajman kurallarını PYD'yi kapsayacak şekilde genişletiyor. Yurt, Profilo AVM dosyasını açıyoruz. İstanbul'un kalbindeki vurgun. Hürses, birleşme, satın alma bu yıl iyi olacak. Fanatik, koşar adım şampiyonluğa. Fotomaç, alemin kralı. Lider Beşiktaş, TT Arena'da Galatasaray'ı 1-0 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Tünelin ucunu gördü.